Ben beni ben yapan makyözlüğü zaten çok seviyorum. O makyaj ve saç. Benim camiada öyle bir özelliğim vardı. Makyaj ve saç. Sonra bunlar camiada arttı. Aslında bunu ilk yapan benim. İlk. Yani bunu bu kadar emin söyleyebilirim. Hiç de arkaya dönüp biri bana başka bir şey ispat edemez. İlk saç, makyaj, Suzan kardeş. Bitti bu kadar. Ve bak ne kadar iddialıyım bana bak. Aa, evet iddialıyım. Böyleydim çünkü. O benim mesleğim, beni var eden bir şey. Sonrakiler bana verilmiş hediyeler. Hangisini daha çok seviyorsun diye sorsalar bana, ben hepsini çok seviyorum. Daha da sizin bilmediğiniz birçok şey yapıyorum, onları da çok seviyorum. Ve ben üretmeye ve yapmaya devam edeceğim. Makyözlük hayatımda hiç bitmeyecek. Halen şu an ismini söyleyemediğim ama çok önemli belki yani. Söylemeyeyim gerek yok çünkü daha bir gizlilik politikası var, imzalarımız var. Mesela çok önemli Türkiye'de gerçekten uluslararası platformlarda olacak bir film çekiyoruz. Bu filmde mesela ben varım gene. Kız kardeşim de var, o da makyöz. Ve biz bu iş devam edecek benim hayatımda. Çünkü ben yeni jenerasyonları böyle tanıyorum. Yeni kameraman, yeni ışıkçı, yeni yönetmen, yeni teknik ekip, yeni gelişmiş şeyler. Mesela bizim hayatımızda olmayan bir şey var şimdi setlerde. Sırtında yazıyor hijyen. Yani adamın işi bize kolonya vermek, maske vermek, ortalığı hijyen hale getirmek. Böyle bir şey yoktu ki bizim hayatımızda. Mesela yeni bir şey girdi bu böyle. Hani birçok şey değişti tabii. Ama çok daha çok eskilere gidersem daha zorlu şeyler vardı. Daha tabii ki yeni şeylere geçtik biz. Biz Hollywood'la neredeyse aynı ayarız artık. Hani onlar kadar paramız yok. Onlar kadar gücümüz yok. Ama bazı şirketler girince Netflix gibi işte ne o şimdi gelecek, Walt Disney gelecek, o gelecek, bu gelecek. Yani bir sürü bizim kendi Blue TV olsun, Game olsun, Gain olsun bilmem ne. Bunlar böyle böyle arttıkça biz daha da kaliteli işler yapacağız. Çünkü Türk zekası başka bir şey. Boşuna dememiş Atatürk. Türk zekası başka bir şey yani. Bunu ben hani bu teknik olarak onlar bizden önce olabilirler ama bizim kafamız başka türlü çalışıyor. Yüreğimiz başka türlü, kafamız başka türlü. Milliyetçilik yapmıyorum, gerçekten yapmıyorum. Şahit olduğum için bunlara, yani Hollywood'dan gelen ekipleri de biliyorum. Sen verme o malzemeyi diye kalıyor robot gibi. Ama biz o işi kurtarıyoruz. Biz ne olursa olsun kurtarıyoruz. Yani şimdi baktığın zaman bu pandemide, oradaki doktorlar saatine bakıyor, 5'te gidiyor, bizimkiler öyle değil, sonuna kadar, sen iyileşene kadar elinden geleni yapıyor. O hemşirelerimiz, o hastaneleri dezenfekte edenler, temizleyenler, bakımını yapanlar, yani inanılmaz bir sistem bizdeki. Ama bu bizim insan gücü, insanlarımızın mantalitesi, kafaları, yürekleri çok acayip. Niye buraya geldim bilmiyorum ama geldim, niye geldim biliyorum. Yani bizim sinemada da biz aynı şeyleri yaşıyoruz. Biz arkadaşım çok yetenekliyiz. Vallahi bak